yaptıklarım var. Bilirim. İçin içini yemektedir. Lakin bilmelisin ki bu iş görülecektir. Nasıl baba? Elbet bizim de bir bildiğimiz vardır. Şimdi beni iyi dinle. Söyleyeceklerim çok önemli. Dediklerimin dışına çıkarsan onca senin canını okurum. Hem de fena okurum. Bilmiş ol. Feruz ağam, ben Ümmü ile konuştum. Kadıncağızın aklı başına geldi. Evine gitmeye razı oldu. Allah Allah. Beklemiyordum. Kendi mi razı oldu? Evet. Madem öyle istiyor, bize bir şey demek düşmez. Doğru olanı yapmıştır. Ben şimdi müsaadenle gideyim, Ümmü'yü yolcu edeyim. Civan! Buyur adam. Arabayı hazırlayın. Ümmü Zinar Ağa'nın evine bırakılacak. Baş üstüne abi. Çok güzel fikir baba. Vallahi hiç aklıma gelmemişti. Bu işler böyle yürür. Kısasa kısas. Haklısın. Bu iş bitene kadar hiç kimseye söz etmeyeceksin Dilaver. Merak etme baba. Şimdi bitti işleri. Vallahi çok şahane plan ha. Ne zaman istersen gelebilirsin kızım. Bu kapı sana her zaman açıktır. Ümmü? Nereye gidiyorsun? Evine gitmektedir. Niye? Ne oluyor? Aa, evine gitmesin mi gelin hanım? Dilaver'le evlenmeyi kabul mü ediyorsun? Dün gece konuştuklarımıza ne oldu? Bu sana düşmez gelin hanım. Sen git çocuğuna bak. Herkesin evi, yurdu, barkı var. İzin verir misiniz? Ümmü'ye soruyorum. Burada kalmam doğru değildir Sıla. Gitmem gerekir. Hayır, hiçbir yere gitmiyorsun. Evlenmeyi kabul etmiyorsan tabii. Evlenmeyi kabul etmiştir. Öyle mi? Orhan, Kevser'in Ümmü'yü zorla gönderiyor. Lafı çevirme gelin hanım. Ümmü kendi isteğiyle gidiyor. Sen de duydun. Kendi istemiştir gitmeyi. Kendi gitmek istiyorsa gidersin. Bu Ümmü'nün kararı değil, Kevser Hanım'ın kararıdır. Sıla, Ümmü kendi gitmek isterse gider. Söyledim sana. Orhan görmüyor musun? Gitmek istemiyor. Kevser Hanım zorla gönderiyor. Bir şey yap lütfen, bırakma böyle. Bir dakika dur Sıla. Ümmü sen kendine gitmeyi istiyor musun? Gelirken bize mi danıştı? Kendi kararıydı. Giderken de kendi kararıdır. Anne bir dakika. Sen karışma. Ümmü. Yok. Aslında istemiyorum. Hiçbir aksilik istemiyorum. Yapacaklarınızı hiç kimse duymayacak, bilmeyecek. En ufak bir şey duyulursa, görülürse hepinizi yakarım, bilmiş olun. Kaçırılıp bağ evine götürülecek. Bir şey mi diyeceksin? Ben annemlere gidiyorum. Hava biraz serin. Bedirhan'a bakar mısın? Tabii ki bakarım gelinem. Sen hiç merak etme. Biz şimdi onunla oyun da oynarız. Duydun mu bak Ayşe ablayı? Seninle oyun da oynayacakmış. Merak etme. Anne hemen gidip gelecek. Canım benim. Görüşürüz.
mi anne? Ben şimdi sana şarkı da söylerim. Mini mini bir kuş doğmuştu, pencereme konmuştu. Gelin Hanım, arabayı hazırlayayım mı? Yok, annem nereye gidiyorum, uzak değil. Hava alırım biraz. Peki Gelin Hanım. Nihayet bu iş kendi kendine sulh yoluyla hallolmuşken yine sorun çıkardı. Geldiğinden beri benimle didişiyor. Çocuk olduktan sonra içim ona karşı yumuşadıydı. Beni kandırmak içinmiş bütün bunlar. Şuna bak, yine başladı. Sadece bizi değil, başka yerleri de karıştırıyor. Bundan sonra kimse bana gelinine karşı geliyorsun demesin. Gelinim bana karşı geliyor. Aşirete karşı geliyor. Hükümlere karşı geliyor. Kocasına karşı geliyor. Yetmiyor, başka ailelerin işlerine de bulaşıyor. Allah vere de o evlerden birinden bizim eve bir kötülük gelmese. İyice anlaşıldı mı? Hiçbir zarar vermeyeceksiniz. Dikkatli olun. Merak etmeyin ağam. Her şey sizin dediğiniz gibi olacak. Kaçırılıp götürülecek. Hiçbir zarar gelmeyecek. Gidin o zaman. Halledin. Bunu siz istediniz. Harpsa harp. Merak etme. Aile içinde böyle tartışmalar oluyor. Senin burada kalmanda bir şikayetimiz yok. Ne zaman gitmeyi istersin, o zaman kapımız açık. Kimse de seni alıkoyamaz. Sağ ol abi. Ben de çocuklar da duacıyız. Hayat çok garip Boran'a. Onca olaydan sonra size sığındık. Sağ ol. Bize evinizi açtınız. Ümmü, sen bizim için ailemizin bir parçasısın. Hayat bazen hiç olmaması gereken insanları karşı karşıya getiriyor işte. Sen keyfine bak, hiç üzülme. Elinden zor aldık kızı. O kadar insafsız ki. Olur böyle şeyler. Olmasına da. Bir de Ümmü'yü düşünmek lazım. Onun durumu da zor. Anne, sen de yaşlanınca Kevser Hanım gibi mi olacaksın ha? Kızım, yok da. Buralarda böyledir işte. Biz eski insanlar böyle alışmışız. Siz uymayın tabii. İşte öyle. Oho! Herkes hazır vallahi. Garibim Ümmü. Yanında bir Narin bir ben kalmışız. Narin nerede? Eczaneye uğrayacaktı. Oradan da size gidecekti. İyi. Bediran'la da ilgilenir. Ben de gideceğim zaten şimdi. Aa, kızım acelen, otur birazcık daha. Yok. Öyle bir gidip göreyim dedim. Hava alırım. Sıkıldım evde. Uy. Uy benim güzel kızım. Sinirli kızım. Huysuz kızım. Uş. Uş. Oldu anne. Bir dövmediğin kaldı. Sinirli, huysuz. Neyse, ben gidiyorum. Kolay gelsin. Ne oldu Burhan? Nasıl halletmeyi düşünüyorsun? Ne kadar kalacak burada? Bilmiyorum. Bir tatsızlık çıkmasın. Amcam geldi. Tatsızlık çıktı çıkacağı kadar. Başka ne olabilirdi ki?
Ev iki gündür çevresine gerilim yayıyor. Hadi gel sen de kardeş kardeş okula gidelim ha. Orası nasıl? Ne kendi gözlerine gör, değil. İyi tamam. Ama ben bir Bedirhan'a bakayım. Tamam. Ayşe ben gidiyorum. Sıla gelmedi mi daha? Yok ağam, neredeyse gelir. Çok geç kalmam dediydi. Hadi ben gidiyorum. Babaya el salla bakalım. Bakalım el sallıyor. Yok artık. Bari hazırla da bizim okula yazdıralım. Ben gidiyorum. Biraz sonra geleceğim. Ama annen daha çabuk gelir. Hadi hoşça kalın. Burayı Sıla'ya ilk gösterdiğimde çok şaşırdı. Kendini tutamadın değil mi? Sözde sürpriz yapacaktık. Duramadım abay. Burası öyle bir şey ki... şimdiye kadar bir sürü iş yaptık. Başarılı olduk. Ama bu okul çok farklı. Burada gece gündüz oturup bitmesini seyredebilirim. Keşke herkes seni heyecanlı paylaşsa bu. Aslında o kadar da yalnız değiliz biliyor musun abay? Geçen gün okulun mimarı Berna Hanım telefon açtı. Aklına bir şey takılmış gecenin üçünde. Üçte. Evet. O kadar işin arasında bizim okulumuzu düşünmüş olması yalnız olmadığımızı gösteriyor. Vallahi senin elin yakında Bedirhan'ın okuluna da gider. Ne dersin? Bedirhan'ın adına da bir lise mi yaptırsak acaba? Eyvallah. Ağalının eli tutulmazmış. Ağalık mı kaldı ki eli tutulsun abay? Vallahi ben anlamam Burhan. Eski ağaların eli de tutulmazmış. O kadar. Dediğiniz gibi iş sonuçlanmıştır. Hiçbir sorun çıkmamıştır. Bağ evine koyduk. Arabayı hazır ettiler. Bağ evine gideceğim. Hemen ağam. Bak Firuza. Gelin hanımla Narin estiler, gürlediler. Ümmüyle çocukları bir odaya koydular. Sonra kendileri yok. Vallahi bunda haklısın Kevser. Hakikaten öyle yaptılar. Benimle didiştiler ya. Bu yetti onlara. Bu arada Boran ortalardan kayboldu. Şimdi Ümmü'yü almaya gelseler ne edeceğiz biz? Vallahi hayırlısıyla şu iş bir kapansa. Topunu karşımıza aldık. Bütün aşireti de karşımıza aldık. Boran. Biraz kendine gel. Hava al diye seni dışarı çıkarttık. Yine suratın beş karış. Ne yapacak diye düşünüyorum. Sinan Ağa yani. Daha ne yapabilir ki? Bilmiyorum abay. Belki de şu anda yapacağını yapıyordur. Umarım başkasına zarar vermez. Burhan öyle bir konuşuyorsun ki... ya bildiğim bir şey var benden saklıyorsun. Ya da bunlar endişeden başka bir şey değil. Keşke bildiğim bir şey olsaydı. Sadece durmayacağını biliyorum. Mutlaka bir şey yapacak. Hoş geldin ağam. Etrafta sıkı tedbir alın. Çok dikkatli olun. Tamam ağam. Baba merhaba. Merhaba oğlum. Geldi mi Sıla? Bilmiyorum oğlum, haberim yoktur. Sinar'dan ses yok mu? Yok baba. Bu iyi değil. Sinar durmaz bilirim. Yapacaksa da söylemez. Çocukluğundan beri ketumdur. Aldık arıyor. Sinar'a.
Efendim? Gelinimi istedim ama bir karşılık alamadım. Beni yapmak istemediğim bir şeye zorladınız. Biz seni hiçbir şeye zorlamadık Zinara. Söylediğimiz gibi sadece misafirimize sahip çıktık. Peki, öyle olsun. Ama benim de bir misafirim var. Şu an yanımda. Onu böyle misafir etmek istemezdim ama... Bana başka çare bırakmadınız. Kimmiş misafirin Zinara? Söyle de bilelim. Biraz sabırlı ol Burhan. Şimdi beni iyi dinle. Ümüyü getirdiğin zaman... Narine alırsın. Ne demek şimdi bu amca? Delirdin mi sen? Nari'nin bu işle ne ilgisi var? Bunun sizinle ne işi varsa Nari'nin de bu işle o kadar alakası var. Amca, sen ne yaptığını biliyor musun? Birini kaçırıyorsun. Nari'ni kaçırıp alıkoyuyorsun. Siz harp ilan ettiniz bana. Harpta zafer için her yol geçerlidir. Dinar, sen delirdin mi? Evet, delirdim abi. Siz beni delirttiniz. Bütün aşirete rezil ettiniz. Hadi bakalım. Gelin de alın şimdi. Ümmü gelecek. Narin serbest kalacak. Kapattı. Dediydim demek istemiyorum. Bela geldi ailemize. Benim kızım ne olacak şimdi? Ben giderim. Hayır Ümmü. Hiçbir yere gitmiyorsun. Burada kalacaksın. Narin ne olacak peki? Anne ne yapalım yani? Amcamdan Narin'i almak için bu yola mı başvuralım? Abay, hemen Şivan'ı buldurtur musun? Ne demek oluyor amca bu? Ümmü'ye karşılık beni alıyorsun. Sen düşünme bunları kızım. Keyfine bak. Mesele bizim aramızda. Her şey karşılıklı. Uzun yıllardır süre gelen bir hukuku bozdular. Şimdi de düşünme sırası onlarda. Anne. Kızım Sılam neredesin sen? Emir seni istiyordu, aradı. Anne. Sılam. Ne oldu kızım? Söyle. Senin sesin niye öyle geliyor Sılam? Yoksa yine Kevser Hanım mı? Hayır anne. Babam orada mı? Burada kızım, babanı vereyim. Versene. Yok yok. Ya ne oldu? Vazgeçtim. Ya kızım söyle. Anne. Narin kaçırıldı. Zinara kaçırmış. Ya ne oldu ya? Ver şunu. Sana mı? Alo kızım. Kapatmış. Ya ne oldu? Zinara Narin'i kaçırmış. Kaçırmış mı? Ağam, beni emretmişsin. Şivan. Amcam Narin'i kaçırmış. Zinara ağa. Evet. Şimdi hemen gidip kardeşimin nerede tutulduğunu öğreneceksin. Çok çabuk. Başım üstüne ağam. Emredersin. Madem amcam aklını kaçırmış ve bize meydan okuyor, biz de kendisini okuyacağız. Yok hala bir haber çıkmadı ya. Vallahi meraktan öldüm abeder. Ben de. Ya bir Burhan ağayı arasam mı acaba? Haydi bir ara. Efendim baba. Ağam ne oldu ağam, bir haber var mı? Vallahi meraktan öldük ya. Yerini bulmaya çalışıyoruz baba. Merak etmeyin siz. Hiçbir şey olmayacak. Kardeşim sağ salim gelecek.
bana güven. Ya sana güveniyorum da bir jarjürü kafasına boşaltmak geliyor içimden ha. Vallahi böylesi daha güzel olacak, hem de herkes kurtulacak. Bekliyoruz baba. Sakın böyle bir şey yapma. Sakın. Tamam ağam. Baba, ben de geleceğim. Hem yengemi götüreceğim. Ya oğlum sen aslansın ha. Korkma, yengene hiçbir şey olmayacak, tamam mı? Kurtulacak oğlum. Ağam, bulduk. Nerede? Harun'u akrabaları görmüşler. Ağam, benim amca çocuklarıyla Zinar Han'ın babi birbirine çok yakındır. Zinar abi birkaç saat önce eve girmiştir ve bir daha da çıkmamıştır. Güzel. Ağam, evde gözetim altında. Çivan. Bavi'nin çevresi tamamen sarılsın. Hiç kimse çıkmayacak. Tamam ağam. Her şey hazır. Emrini bekliyoruz. Müsaadenle. Abay. Ne olur ne olmaz. Geçen sefer bana verdiğin sözler geçerli değil mi? Abay, bana bir söz vermeni istiyorum. Eğer bunu yapanları bulamazsan, bana ya da Sıla'ya bir şey olursa, kardeşim olarak bana söz ver. Bedir Han'ı kendi oğlun olarak kabul edeceksin. Onu büyüteceksin. Ellerini ellerinden çekmeyeceksin. Ona bizi anlat. Benim yapmak istediklerimi anlat. Kendini yalnız ve güçsüz hissetmesine izin verme. Sana da Sıla'ya da hiçbir şey olmayacak. Bana söz ver abay. Sen benim kardeşimsin. Senin için gözlerim kapalı, ölüme giderim ben. Bilirim ki aynısını da sen yaparsın. Eğer sana bir şey olursa, oğlum benim oğlumdur. Gözün arkada kalmasın. Hayatımın sonuna kadar kardeşim. Sen ve Harun burada kalın. Ben de gidip kardeşimi alayım. Harun! Buyurun ağam. Sen burada abayla kalacaksın. İçeri kimseyi almayacaksın. Emin olur ağam. Emin olur. Orhan! Nereye gidiyorsun? Sinar Ağa'ya misafirliğe gidiyorum baba. Ben de gidip konuşsaydım önce. Sen kal baba. Ben halledeceğim. Onun istediği sen değil, benim. Merak etme sen. Ağam. Ben gitmek istiyorum. Bu iş artık iyice çığırından çıktı. Hayır. Sen otur. Ben halledeceğim bütün meseleyi. Seninle sonra konuşuruz. Tamam mı? Gördün değil mi kızım? İnandın mı şimdi bana? İşte bunlar oluyor bu topraklarda. Bu belalar. Efendim Sıla? Boran. Özür dilerim. Sen haklıydın. Senin de başını belaya soktum.
Evet Sıla, haklıydım. Ama başımı belaya sen sokmadın. Kendine çok dikkat et. Narin de sağ salim getir. Merak etme. Kimseye bir şey olmayacak. Sen de Belirhan'a çok dikkat et. Abayın ve Harun'un dediklerinden çıkmayın. Tamam. Boran. Seni çok seviyorum. Ve bekliyorum. Sen hiç merak etme Sıla. Ben de seni çok seviyorum. Görüşürüz. Çıkartmasaydım evden. Ama Ümmü Boran'ın evine sığınmış deyince. Böyle olacağı belliydi zaten. Durmayacaklardı. Nereden bileceksin anne? İnsanın aklına nereden gelir ki amcası yeğenini kaçıracak? Böyledir bu işler Salam. Namusa namus. Başka yolu yok kızım. Başka yolu yok. Her şey bu kadar ortadayken kalktınız. Tamam anne. Tamam. Biliyorum hepsi benim suçum. Yapmamalıydım. Kızım seni suçlayan yok. Nereden bileceksin? Sen iyilik ettin ama anlayana. Bilmeliydim. Onca zamandır burada yaşıyorum. Boran da söyledi. Ama dinlemedim. Herkese kulağımı tıkadım. Neyin doğru, neyin yanlış olduğunu sormadım, sorgulamadım. Ne oldu sonunda? Narin'i kaçırdılar. Ama Ümmü'ye de git diyemezdim ki anne. Ağlama Sıla. Ağlama yavrum. Her şey olacağına varır. O da ne olmuş artık? Sen bakma benim densizliğime. Ben de senin gibi şaşkınım işte. İnşallah Boran da Narin de sağ salim dönerler. İnşallah Salam. İnşallah sağ salim dönerler evlerine. Her şey hazır. Ev tamamen kontrol altında. Senin bir suçun yok Ümmü. Boran da söyledi sana. Amca. Hoş geldin. Narin nerede? Sen benim ailemden birini alıp koydun. Ben de senin ailenden biri. Ümmü nerede?
Hayır Zinara. İkisi aynı değil. Ümmü bize sığındı. Sen kardeşimi kaçırdın. Onun için ikisi aynı değil. Narin'i almadan hiçbir yere gitmeyeceğim. Ben de Ümmü'yü almadan Narin'i vermem. Babam sensen ol. Zinar'ın karşısında durma dedi. Babamın dediğini yapıp senin karşında durmayacağım. Sen bütün bu yaptıklarına rağmen babamın kardeşi, benim de amcamsın. Ben amcama silah çekmem. Ama şunu da bilmelisin ki Narin'i almadan da gitmem. Silah da sende. Karşıma geçip beni engellemek senin elinde. Şimdi ben kardeşimi almaya gideceğim. Abi. Beni engellemek için tek şansım var. Elindeki silahla beni vurmak.